Agalarım, herkese selamlar. 1 Aralık 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelemiz var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. En iyi şekilde değerlendireceğim ve şunu söyleyeyim. En baba maçları almaya çalıştım. Hem ideallerinden hem de yüksek oranlarından bahsedeceğim. Sizlerden tek ricamız Aga beğeni ve yorum desteğidir. Sizler de kendiniz en güvendiğiniz karşılaşmaları yorumlarda yazabilirsiniz aga. Öncelikle bunu belirteyim. Bir de maç skoru yarışmamız var zaten. Direkt onunla başlayalım isterseniz. Galatasaray spor maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen 4 kişiyi 4 kişi 7 gün boyunca WhatsApp VIP gruplarımızda misafir etmek isterim. Yorumları yazmanız yeterli olacaktır. Brighton maç skorunu bilen yok. Onu da belirteyim. Devam ettim. Her türlü soru, görüş öneri WhatsApp VIP gruplarımıza dahil olmak isteyenler ve şunu da belirteyim aga Önümüz 3 ay dolu dolu yani milli aradır vesairedir hiçbir şey yok. En iyi şekilde geçirmeye çalışacağız zaten. Ve bunun üzerine de büyük emek harcıyoruz. Eğer gelmek isterseniz zaten WhatsApp hattından da iletişim kurabilirsiniz. Bilgi almak isteyebilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında da zaten WhatsApp'ın sabitlenmiş linki var. Tek tıkladan mesaj atabilirsiniz. Devam ettim. Agan direkt WhatsApp grubundan bahsedeyim ben isterseniz bir de şöyle. Dün Cuma'ydı neler yaptık ondan bahsedelim. Antalya maçını ev sahibi 1.5 üst almışız. 3'te 2 olmuş devam ettik. Şalke'nin golünü almışız burada. Kocaeli'nin burada ev sahibi 1.5 üstünü almışız. Bu temiz geldi 4'te 3 oldu Kero mesela. Ben de Kızıl Yıldız maçıyla başladım. İlk yarı 80.5 üst aldım. 1.50 gibi orandan %3 olarak aldım. Bir kasa yönetimi de yaptığımızı biliyorsunuz zaten burada. 1'de 1 oldu ben de devam ettim. Profesör bu arada Avrupa editörümüz 14'te 14'te ilerledi. Kaçta kaç bitirdi hesaplamadım ben. Sonra Pali mücadelesi vardı. Maç çok hızlıydı. Toplamda 7 tane kart çıktı zaten. Ben 5.5 üst kart aldım. 100, %3, 1.53 orandan. E, Pali mücadelesine mücadelesini ev sahibi 1.5 üst aldık. %2 aynı şekilde. Kart 5 tartışma çıktı. Brighton mücadelesine yine %3 olarak da ilk yarıdan bir gol aldık. Brighton'ın golü vesaire derken bu şekilde Aga en iyi şekilde götürüyoruz. 6'da 4. Kelo sanırım 7'de 5 bitirdi. Ben de 5'te 3 bitirdim. Profesör zaten en son 14'te 14'tü. O şekilde ilerledik ve devam edelim. Şimdi pazar günü sizlerden dediğim gibi beğeni yorum destekleri geldiyse Hamburg maçıyla başlamak isterim. Arkadaşlar mücadele bence güzel bir karşılaşma olacaktır. Gollü bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum ben. Her iki takımında atacağı goller bence bu mücadelenin ideal tercihi. Özellikle Kasruer kendi evinde çok fazla pozisyon buluyor. Gerçekten çok fazla pozisyon buluyor. Bunu şey için demiyorum sürekli tempo. Tempoyu düşürmediği için maçta sürekli pozisyonlar oluyor. Hamburg da buna eşlik edecektir. Bence idealden bir var seçeneği alınabilir. Bunun oranı yetmezse Avrupacılara bence çok da yeter bu. Var ve üst yaparsanız da oranı bir seviyesine kadar da çıkartabilirsiniz. Ben yani 1-1'de bir kalacağını da düşünmüyorum. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Chelsea ile Aston Villa mücadelesi. Bu maçta da ben Aston Villa'nın Chelsea kalesine gol atmasını bekliyorum açıkçası aga. Hem son haftalardaki o puan kayıpları fakat son oyunlarına baktığımız zaman da o iyi Aston Villa'yı görebiliyoruz oyun olaraktan da. O yüzden ben bu Aston Villa'nın bu maçta ekmek yemesini bekliyorum. Benim skor beklentim burada 2-1 bandında. Chelsea'nin galibiyeti de olsa ben önceliğim burada karşılıklı gelecek gollerdir aga. Dediğim gibi Aston Villa'nın oyunu son dönemde düzeldi ve ekmeğini yiyemedi sadece. Bu maçta yer mi bilmiyorum. Ya yani mağlubiyet alabilir Chelsea'ye karşı ama bir tane gol atmasını mutlaka bekliyorum. Manchester United ile Everton. Ya şu Amorim sevdamızdan dolayı United'a gidiyoruz. Son mücadelede Bodo'ya karşı çok üstünlük kurdu. 3-2 skorla galip geldi. Fakat kalesinde yine de 2 tane gol buldu. Ipswich mücadelesinde dakika 2'de gol, dakika 2'de gol atmasına rağmen geriye yaslandı. Şu an kendi evinde bir daha izleyelim ve bir daha güvenelim istiyorum. Ana kuponlarıma koymayacağım ama United tarafından ben gelecek 2 golü değerlendiririm. Sizler de mutlaka bir bakın. Aklınızda yatıyorsa ev sahibi 1.5 üstü değerlendirin. Everton tarafı çok gol yiyen bir takım değil. Ama 1-0'da burada United'sa bilmiyorum yeter mi? 2'yi ye bulmak isteyecektir bence kendi evinde özellikle. Real Madrid ile Getafe mücadelesi. Real tarafındayız. Burada da oranlar şey. Matsuna 1-1-17 iken Matsuna 1 3 3 biraz daha güzel oran açmış Taraga. Yani minimum alacağınız olan 1-43 bandında. ideal kuponları girer mi? Girme ihtimali var. Ya bu oran şeyden kaynaklı biraz da sakatlıklardan kaynaklı bir oran. Ama Real Madrid'in ben burada yani iki gol ataraktan da kazanmasını bekleyeceğim. Son Liverpool maçında da mağlup oldular. Ligde puan farkını olabildiğince kapattılar zaten görüyorsunuz. Ki Real Madrid'in maç eksiği var burada. Bence yani buna rağmen iyi geldiler. Bunu da bir sürdürmek isteyeceklerdir. Bir yerde bir seri yapmak isteyeceklerdir. Bence iki golü bir Real Madrid. Hatta benim skor beklentim doğrudan da 2-0 Real Madrid'in galibiyeti. Galatasaray ile Eyüp karşılaşması. Arkadaşlarım herkese selam öncelikle. Şöyle söyleyeyim ben bu muhaç hakkında. Şimdi haberler, dedikodular, e, ee, Galatasaraylı olmayanlar, olanlar da düşünebilir. Arda Turan'ın Instagram'ında sadece Galatasaray yazan bir şey var. Yani bu a, maçı verdi. Saatte. ya yani bu muhabbetlere hiç girmek istemiyorum. Ki böyle yani koskoca ya bunlar da Eyüp Spor camiası. Ama Galatasaray zaten iyi oyunuyla burada kazanması çok normal. Eyüp Spor'da bir de eksik isimlerin sayısı fazla olması. Ahmet Kutucu'nun Melih Kabasakal'ın, Robin Yalçın'ın bunların hepsi as oyuncu. Umut Meraş, Mith Söler vesaireler. Bunlar ilk 11 oyuncularıydı. Bunlar sakat veya kart cizalısı. Ondan dolayı ee, yani Eyüp Spor'un çok fazla şansı yok bence. Gol atabilir mi? Gol atma ihtimali tabii ki var. Ben burada ama gollü bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. 2.5 üstünde bir Galatasaray galibiyeti benim ideal tercihimdir. Eyüp atar mı? Benim skor beklentim açıkçası 3-1. Sizler de kendi skorlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Liverpool'la Manchester City mücadelesi. Liverpool son haftalarda inanılmaz gidiyor. Fakat bu maçın önemi çok yüksek. Neden dolayı yüksek? Aga Manchester City burada eğer ki Liverpool'a karşı kaybederse, şampiyonluk yarışında ciddi manada bir havlu atmış gibi olacak. Yani Liverpool ya tamam sini ne, 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 nelerden döndürebilir. Hiç problem değil. Ama yani Liverpool'a bu sene o puan farkını kapattıracak bir Liverpool değil. O yüzden City'nin burada kesinlikle ve kesinlikle puan alması. Yani beraberlik bile çok fazla işine yaramaz. Galibiyet oynayacak. O yüzden tempoda olacağından dolayı ben burada öncelikli tercihim. Al KG var. Siz tarafından ben mutlak bir gol bekliyorum. He, skor beklentimde 2-1 yine Liverpool kazanabilir. Ama içimde de şöyle bir şey var. Ya yani diyorum olası bir sürpriz çıkma ihtimali var mı? Neden olmasın diyorum. Yani bir dönüş, bir kıvılcım eksiklere rağmen bilmiyorum ama ben siz tarafından bir tane gol beklediğimi belirteyim. Haydenham'la Frankfurt mücadelesi Haydenham'ın da Avrupa'da bir maç oynadı Gerçi Frankfurt'ta oynadı O maçta çok iyiydi aga Yani çok 2-0 kaybetti ama Çok net pozisyonlara girdi Net bir şekilde söyleyebilirim bunu Özellikle kale dibinde bir tane oyuncunu kaçırmış oldu var Dönen top var onu da kaleci inanılmaz çıkardı Chelsea kalecisi ee, Ben burada üst bekliyorum Haydenham da bence güzel eşlik edecektir Güzel de bir oranı var Bu maçın oranları bu değil Bu maçın oranı çok yüksek çünkü Dediğim gibi ben bu mücadelede 2.5 üst bekliyorum. Oran da aga 1.53 seviyesinde minimum alacağınız oran ve iddia da bunun oranı 1.60 küsür. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Güzel gollü bir karşılaşma beklediğimi belirteyim. Haydan Hanım gerçekten oyuna girecektir. Evden de gol bekliyorum. Ya yani 3-0 var mı? Her iki tarafa da 3-0 olur bu maçın. Ondan üst aldım. Marsilya ile Monaco karşılaşması. Mücadelenin indeks beklentisi 2-2'lik bir skor onu belirteyim. Ama gollere gitmek istemedim. Benim tercihim burada. Yorgun Monaco var. Marsilya kendi evinde. Aga ben kornere yöneldim. 8.5 üst korner açacaklardır. Şu an kapalı ama açtıkları zaman yarın gün içinde değerlendirebilirsiniz. Bence korner maçı olarak değerlendirdim bir karşılaşma. Bol şanslar. Arkadaşlarım tercihlerim bu şekildeydi. 8 tane karşılaşmam. ideal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone, değ abone değilseniz de abone olun